Tuslat Ankara merkezden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu akşam gene çok güzel bir röportajdayız. Çok 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 böyle gururumuz, bizim çok sevindiğimiz Ankara'dan çıktığı, Ankara şubeden çıktığı için de birazcık da kendimize daha yuvamızdan çocuklar olarak gördüğümüz çok sevdiğim iki tane meslektaşım var. İkisi de son TUS'ta ilk 10'a girerek hepimizi çok gururlandırdılar. Bence onlar da bu işe çok mutludur. Gerçi her ne kadar onlar şimdi çok zor bir dönemde. Çünkü daha kadrolar açıklanmadı. Ama kadrolarla beraber işte puanlar ortada. Ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz diyorlar. İşte nasıl yarın çıkacağız, hangi bölüme gideceğiz, nereye gideceğiz diye düşünürlerken tabii bir de atamalar, mecburi hizmetler oldu. Öyle olunca mecbur hizmete giden var, mecbur hizmete başlayan var. Herkesin kafasının karışık olduğu bir dönem. Ama yine de böyle çok gururlu arkadaşlarımızla çok küçük böyle röportajlar yapıyoruz ki size de biraz ilham versinler diye. Şimdi hatta iki tane arkadaşım var. Onlarla şöyle bir merhaba diyeceğim. Ondan sonra da başlayacağız. İlk önce bir Sena'ya merhaba demek istiyorum. Sena'cığım merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsın abim benim? İyiyim, siz nasılsınız? Herhalde hayatının en iyi dönemlerinden bir tanesinde olmalısın. Şimdi tabii seni tanımayanlar, bilmeyenler biz tanıyoruz ama bilmeyen arkadaşlar için çok kısaca bir kendinden bahsetsene Sena. Bir kere niye seni biz böyle havanın aydınlık olduğu bir yerde görüyoruz? Şu anda benim olduğum yerde hava karanlık. Evet, şu an dışarıdan katılıyorum. O yüzden bu şekilde ışıklar falan. Ben Doktor Sena Nur. Konyalıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun oldum. Kısaca böyle tanıtabilirim kendimi. Peki TUS'ta kaçıncı oldun Sena? Şöyle bir artık gururla söyleyelim bunu bir. TUS'ta klinik bilimlerde 6. oldum. Temel Hı. bilimlerde 7. oldum. Oh maşallah. Aferin abicim ben sana. Peki bir de ikinci arkadaşımız var. Elif Öykü Bulut. Öykücüğüm merhabalar. Seni de akşam akşam rahatsız ettik ama sesimiz geliyor mu? Geliyor hocam, merhabalar. Estağfurullah, ne demek. Canımın içi. Seni de bir şöyle bir tanıyalım abim çok kısaca. Bir şöyle dinleyenler bir kim olduğunu bilsinler. Ben de Doktor Elif Öykü Bulut, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünden mezunum. TUS'ta klinik bilimlerde Türkiye 9.sü, temel bilimlerde Türkiye 12.sü oldum. Maşallah size de. Bir tane altıncı, bir tane dokuzuncumuz var bugün ilk ona giren. Şimdi tabii siz bununla ilgili çok belki daha normalize oldunuz artık sınav sonucu açıklanalı. Çünkü bir 5-6 gün kadar oldu. Hatta daha neredeyse haftası gelecek yani. Ama benim için mesela çok keyifli bir akşam bu akşam bu röportajı yapmak. Şundan dolayı keyifli. Çok uzun süredir Hacettepe'den çok az kişi görüyordum ben ilk onda. Yani ne oluyor bu çocuklara diyordum. Neden Ankara'da ki Hacettepe biliyorsunuz yani Türkiye'nin en tepesini alıyor tıp fakültesi olarak. Çok da çalışıyorlar. Dershaneden de biliyorum ben bu çocuklar sürekli işte deneme sınavlarında iyi yapıyorlar şudur budur ama bir sınav psikolojisi vardı herhalde. Onu kırdınız bu sınavda. Mesela bu bizim için çok güzel bir haber. Ben Hacettepe'den iki tane ilk onda insan gördüğüm için aşırı derecede mutluyum. O yüzden öncelikle aferin. Okulunuzun gururu oldunuz. Son zamanlar içerisindeki çok iyi sonuçlardan biri. Bu arada tabii Hacettepe'li arkadaşlarım yanlış anlamasınlar. Hacettepe'den ilk yüzde çok öğrencimiz oluyor bizim ama ilk onda göremiyorduk isimlerini bir süredir. O yüzden çok mutluyuz. Ankara şube de zaten TUS'ta Ankara ilk onda bu sefer 3 kişi çıkarttı. Bu daha da bizi gurur verdirici. Öyle olunca siz de böyle birazcık konuşup biraz arkadaşlarıma hani fikir vermenizi istiyorum. Senacığım o yüzden sen dışarıdasın. Seni çok yormadan senden başlamak istiyorum aslında. Öncelikle bu senin ilk TUS'un muydu? Hocam aslında ben Mart TUS'una da girmiştim kendimi denemek için. Evet. Bu da ikinci TUS'um olmuş oldu. Ama Mart TUS'u aslında senin TUS'un olamazdı. Çünkü Mart TUS'undan Evet. aldığın puan geçersizdi. İnternken girilen puanlar biliyorsunuz geçersiz hatta hesaplanmıyor bile. O yüzden de Mart Evet. TUS'u ödedi. Ama sen yine az çok bilirsin. Mart TUS'unda da böyle başarılı mıydın peki Sena? Hocam Mart TUS'unda da 147 net yapmıştım. Tam olarak Maşallah o da iyi. hatırlamıyorum ama Şimdi evet. kaç net yaptın peki? Bu sınavımızda 172,75 net yaptım. Maşallah diyeyim sana. 200 soruda 172 net tabii ki mükemmel rakamlar. Peki Öykü sen girmiş miydin abicim sınava geçen sefer? Yok hocam, bu benim ilk TUS'um oldu. Mart'ta İlk TUS'un girmemiştim. oldu. Ve Evet. ilk TUS'unda sen kaç net yaptın peki? 169,5. Yani 170 net yaptınız ikiniz de. Sadece 30 tane soruda gümlediniz ki bence son sınav için mükemmel rakamlardı bunlar. Gerçekten iyi bir rakamlardı. Peki o zaman iki tane yeni mezun.
İki tane yeni mezun ki genellikle biz çok alışık değiliz. Yeni mezun olup da böyle ilk ona girebilen öğrenciler genellikle okullarında da çok başarılı oluyorlar. O yüzden ikinci bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bana devamlı diyorlar ki hocam biz zaten okulda neydik ki şimdi ne olacağız falan gibi. Mesela ben burayı da merak ediyorum. Sen okul başarın nasıl? Derece misin okulunda? Okul başarım da iyiydi hocam ama derece değildim. Derece değilsin. Ama şimdi Hacettepe'de de İngilizce tıpta derece olmak birazcık zor bir yer. Çünkü zaten Tabii. gelenlerin hepsi çok iyiler. Yani hani o sınıfta zaten normal biri yok. Herkes üstte Aynen. oynuyor zaten, değil mi? Öykü, sende var mıydı derece? Yok hocam, benim de komitelerim yüksekti. Hani başarım iyiydi ama derece değildim. İşte bak, bunlar çok güzel haberler. Çünkü ben yıllarca dershanede, derslerimde öğrencilerime hep bunu anlatmaya çalıştım. Yani okul derecesi olmak demek ya da işte okulda ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da olmak demek TUS'u garantiletmiyor. Arada çok önemli bir fark oluyor. Okul herkes Hacettepe'de. Doğru değil mi? Ama niye ilk 10'da herkes yok? Demek ki arada bir fark oluyor. Yani okul puanların iyi de olsa, okul notların iyi de olsa herkes bu ilk 10'a giremediğine göre ekstradan yaptığınız bir şey oluyor. O yüzden arkadaşlar, biliyorum canınızı sıkacağım ama şöyle biraz geçmişi hatırlatmak istiyorum size. Mesela kaçıncı sınıfta başladınız TUS çalışmaya? Çok önemli bir soru bu. Herkesin merak ettiği soru. Senden başlayalım gene abim. Kaçta başladın ders çalışmaya? Hocam ben 5. sınıfta başladım TUS'a çalışmaya. Dershaneyle Daha birlikte başladım. önce, daha önce. Daha öncesi açıkçası sadece komitelere çalışıyordum. Onun dışında bir çalışma yapmıyordum. Peki hiç mesela böyle 3. sınıftayken, 4. sınıftayken TUS soruları falan çözdün mü Sena peki? Yok, çözmedim. Hiç yapmadın. Yani senin aslında aynı Lütfi'nin anlattığı gibi ders çalışman, TUS'a çalışman aslında 5. sınıfta oldu. Dershaneyle Evet. beraber. Peki her hafta derslere gittin mi Sena? Mümkün olduğunca katıldım. Yani çok nadir kaçırmışımdır. Kaçırdıklarımı da online'dan dinledim zaten. Zaten kaçırdığında da muhtemelen ya hasta olmuşsundur ya o gün okulda bir şey vardır ya bir terslik vardır, onun dışında çoğuna gitmişsindir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi çok Evet. kritik bir soru. Lütfi de aynı cevabı verdi. O da dedi ki ben her hafta derslere gitmeye çalıştım. Çok nadirdir gitmediğim. Ama dedi asıl önemli olan o derslere gittiğim haftanın hemen sonrasında dedi ders çalıştım ben mutlaka dedi. Yani o hafta öyle ya da böyle o notu bitirmeye çalıştım dedi. Hatta bence öğrencilerimizin hepsi için çok ama çok ekstrem bir cümle kullandı. Dedi ki ben dedi eğer cuma günü dedi sınavımız varsa dedi hani orada staj sınavımız varsa dedi pazartesi salı ders çalıştım dedi. Çarşamba, perşembe staja çalışıp cuma günü de çalışarak sınava girdim dedi. Şimdi burayı merak ediyorum Sena abim. Hafta sonu dinlediğin dersleri hafta içi tekrar edebildin mi? Çünkü sizin okulunuzun ben biliyorum ki 5. sınıfı da 6. sınıfı da oldukça ağır geçiyor yani. Ne yaptın orada? Tekrar ettim hocam. Komite haftalarımızda da diğer arkadaşımızın dediği gibi pazartesi salı çalışmaya çalıştım. Yani mümkün olduğunca derslerimi tam bitirip o şekilde ilerlemeye çalıştım. Yani 5. sınıfta komite derslerine ya da staj derslerine kaç gün ayırmışsındır hani genel olarak? Tabii hepsi farklıdır da. Yani 3 gün, 2 gün İşte. ayırdım. Stajlar da vardı. Çok daha İşte uzun bu var ayırdıklarım da ya. vardı belki. Evet. İşte bu var ya abim. Ben sizin başarınızın buradan çıktığını düşünüyorum. Öykü, sen ne yaptın abim benim? Sana da aynı soruları yöneltsem. Hafta sonları gittin mi derslerin hepsine? Hocam benim TUS sürecim bir tık daha atipik olabilir. Şöyleydi Nasıl? çünkü. Ben 5. sınıfta yurt dışına gitmeyi düşünüyordum. Pek TUS dershanesine gelmiyordum. Ama Herkes gibi. klinik kitaplarımın birazı doluydu yine. Hani biraz gelmeye çalıştım. Temele pek gelemedim açıkçası. Birazcık boştu TUS kitaplarım. 6. sınıfa başladım internliğe. İnternliğin ikinci ayındaydım. İşte Türkiye'de kalmaya karar verdim. Eylül Hatta başı. aynen. Hatta kafamdan dedim ki ben gelecek Mart'ta kazanırım. Hani böyle düşünüyordum kendim için Bir açıkçası. buçuk sene atıyordun kafanda yani. Aynen. Bir de biraz hani yüksek bir puan almak istediğim için diyordum ki yetmez gibi geliyor bana bu süre. Ama sonra dedim ki nereden başlasam ki her kitaplarımı doldurmaya başladım. İşte videolardan izlemeye başladım. Offline'dan yani. Offline'dan izledim Ya da hepsini. online'dan. Aynen. Sonra bazen hatta intern dersleri de oldu 6. sınıfta. Onlara da katılmaya çalıştım başlangıçta. Sonra acil stajıma denk geldi. Pek katılamadım. Ama hani kitaplarımı doldurmakla başladım işe.
Sonra işte tekrar yapmaya başladım. 6. sınıfımı biraz daha hani güzel değerlendirdi diyelim. Peki şöyle diyeyim, sen o zaman sadece bir senede 9. oldun yani. Biraz öyle oldu, evet. Demek niye birinci olamadığın belli oldu. Yani 5'te çalışsaymışsın zaten eksi 1'e falan bile düşermişsin yani diye tahmin ediyorum. Ya bu büyük başarıdır. Bu gerçekten iyi bir başarıdır. Ama ben yine de bunun çok riskli bir kumar olduğunu düşünüyorum. Ben senin yerinde olsam bunu denemezdim. O yüzden ben oyumu Sena'dan yana kullanıyorum. Ben de 5. sınıftan... Peki Sena, 5. sınıfı bitirdiğinde tüm kitapların dolu muydu abiciğim? Evet, tüm Hepsi kitapların doluydu. doluydu. Hepsi bir kere tekrar edilmiş miydi? Kendimi tekrar etmeye çalıştım. Edemediklerimi 6. sınıftaki intern derslerine geldim. Oradan dinledim. Peki 5'i bitirdiğinde tekrar etmediğin derslerin de vardı yani. Vardı, evet. Peki TTS'lerle aran nasıldı 5. sınıftayken? TTS 5. sınıfta hiç çözmedim açıkçası. 6. sınıfta Hiç çözdüm. çözmedin. Evet. Senin de niye 6. olduğun belli oldu. Sen de -6 olacakmışsın aslında. Bak bunlar ne kadar güzel cümleler, tamam mı? O kadar hoşuma gidiyor ki bu. Çünkü şimdi piyasada böyle dershaneden değil de dershanelerin notlarından şuradan buradan sağdan soldan bir şeyler bulup videolar dinleyip ondan sonra ben hocayım diye gezen tipler var, tamam mı? Ben yıllarca bunlarla savaştım. Açık söylüyorum, savaştım çünkü bu insanlar evet belki bir şeyler verebilmeye çalıştılar insanlara ama başkalarının bilgileriyle aldılar ve insanları çok yanılttılar. Mesela şöyle şeyler söylediler. Eğer 6. sınıfta çalışmaya başlıyorsanız unutun iyi bölümleri. Ancak işte genel cerrahiye girersiniz, KBC'ye girersiniz. Bak biraz önce bir şey duyduk ki 6. sınıfta başlayan bir insan 9. olmuştu usta. Bak düşün. Ya da şöyle bir şey duyduk. İşte 5. sınıfta eğer ki TTS çözmediyseniz, eğer hiç deneme sınavı yapmadıysanız sizin ilk 100'e girmenize imkan yok. Bak ikincisi 6. olan bir arkadaşımız 5. sınıfta TTS'lerin hepsini bitirmediğinden bahsediyor. Şimdi ben bu arada daha önceden sizle bu yayından önce konuşmadım. Hadi şimdi bana siz de söyleyebilirsiniz. Hiç konuştuk mu biz sizinle çalışma sürecinizi? Hayır. Hayır. Hiçbir şey konuşmadık. O zaman şimdi soruyorum. Herkes seyretsin işte bu yayında. Sena, 5. sınıfta kaç deneme sınavına girdin abim? Hepsine girdim hocam. Kaçırmadım Güzel. denemesini. Kaç net yaptın? Netlerim de 140, 130. Bir En kere düşük 150. kaç geldi? Kaç en En düşük kaç düşük geldi? yanım 120 olması lazım. 120 civarındaydı. İşte bu da benim anlattığım derslerdeki en önemli yeni faktör. O da deneme sınavı. Ben deneme sınavı kadar insanlara bir şey katan bir çalışma yolu görmedim. Çünkü deneme sınavına giriyorsun, girdikten sonra kötü ya da iyi bir şey gelirse o seni acayip kamçılıyor. Düşünsene bir deneme sınavına giriyorsun 150 net, bir sonrakine bir giriyorsun 120 net. Diyorsun ki eyvah ortada bir şey var. Öykü sen girdin mi abim deneme sınavlarına? Ben 6. sınıfta girmeye başladım deneme Girdin. 5'te hiç sınavlarına. girmedin ama değil mi? Hiç girmedim, yok. Hiç girmedin. Peki 6. sınıfta girdiğin ilk denemeni hatırlıyor musun? Kaç net gelmişti? Klinikleri çalıştıktan sonra girdim, moralim bozulmasın diye birazcık. Evet, çok güzel. Altını Puanlarımı, çizelim, moralin bozulmasın. aynen puanımı hatırlıyorum. Neti hatırlamıyorum da 68 gibi bir şey alıyordum. Yani tahminen 110 net civarında yapmışsın sen de. Bak işte bu da bizim yine çok vurguladığımız harika bir şey. Gurur duyuyorum çocuklar sizinle. Yani şu konuşmayı sizinle yaptığım için var ya, o kadar iyi hissediyorum ki anlatamam. Siz dört dörtlük bir eğitimin karşılığısınız abiciğim. Deneme sınavlarınız çok güzel sizi ilerletmiş. İki, klinikler size çok faydalı olmuş. Çünkü bizim bir tek dahiliye kitabımız 70-75 tane soruya referans verdi. Yani iyi bir klinik çalışan insan sadece kliniği değil temelin bile sorularını yapıp 100-110 yaptı. Ve bir yılda da onu 170'e çıkarınca derece yaptınız. Bütün bir hayat şimdi önünüzde duruyor. Peki abi soru kitaplarına gelelim. Sena yine sana soracağım Öykü izin verirse. Hangi soru kitaplarını çözdün Senacığım? Hocam ben de şöyle cevap vereyim. Sadece TTS çözdüm. O da her İşte branş bu. değil. Ve bununla 6. oldun yani. Evet. Aynısını. Çözdüklerim. Patoloji çözdüm. Fizyoloji çözdüm. Mikrobiyoloji çözdüm biraz. Zaten Dahiliyeyi bitirmedim. Biraz da dahiliye çözdüm. fizyoloji çözmeseydin kapatıyordum yayını yani fizyoloji çözmeseydin. Canımın Evet. içi. Aferin Fizyoloji çözdüm. size. Aferin size abim benim. Aferin. İşte siz benim anlattığım en önemli şeysiniz. Tamam mı?
Deneme sınavı, deneme sınavı, deneme sınavı. Bu kadar net. Başka hiçbir şey. Çünkü siz soru çözmedim diyorsunuz ama 10 tane, 20 tane deneme sınavı demek. Her biri 200 sorudan zaten size 4000 tane soru ediyor abim benim. Yani öyle ya da böyle. Ve bence herhalde son yıllarda dinlediğim en güzel röportajlar oluyor bu. Senin nasıl gitti Öykücüm? Sen ne yaptın kitap olarak, hocam, soru kitabı? Ben de TTS'leri çözdüm. Yani kliniklerin hepsini çözdüm. Temelinde anatomi ve bir dersin yarısını çözemedim ama hepsini çözdüm diyebiliriz Hemen yani. Hemen hepsinin TTS'lerini çözdüm. Aynen. Peki hiç ekstra kitap çözdün mü abi? Ekstra da şey çözdüm. Klinisyenin vaka sorularını. Vaka sorularını. O da son yıllarda bence yine TUS'a en böyle yakınlardan biri oldu. Peki şimdi sizin TUS çalışmanızla ilgili genel olarak arkadaşlarımıza her şeyi anlattık. Yani umut her zaman vardır. Bence en güzel görüntüsünüz. Demek ki okulda derece olsanız da olmasanız da eğer düzenli çalışırsanız ister 5'te ister 6'da çalışıp iyi de bir deneme sınavına girerseniz sonuca ulaşıyorsunuz. O zaman abim bak şimdi bundan sonra Allah ömür versin 50-55 sene siz bu mesleği yapacaksınız. Bak artık Öykü mesela yurt dışına gidebilirsin abi. Çünkü asistanlığını al, bitir, Fulbright var, tak ama Amerika'ya git ya da Erasmus var, git Avrupa'ya ya da direkt değişim programlarını geç, bir proje kapsamında bir yere git ve gittiğin her yerde mesleğin elinde olacak. Ve ben hep aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'de tıp eğitimi gerçekten çok iyidir, gerçekten diyorum. Çünkü çok özverili hocalar var, çok özverili hocaların içerisinde tabii kendi kötü olanlar da var, onlara bir şey demiyorum ama asistanlarını iyi eğiten ve çok vaka görmesini sağlayan hocalar var. O yüzden bundan sonra ikinizin de hayatı parıl parıl parlıyor. Şimdi biraz gelecek konuşalım. O zaman şu anda belki hayatınızın en değişik dönemi, daha tam net karar vermemişsinizdir ama Sena, şimdi sen 6.sın. Muhtemelen ne istersen olacak. Ne yazacaksın, ne düşünüyorsun abim benim? Tam karar veremedim hocam henüz. Fakat gözle dermatoloji arasında gidip geliyorum. Peki, şimdi göz ve dermatoloji seçmenin sebebi ne? Yani dermatoloji seçmenin sebebi rahat olması, tabii ki de herkesin rahat olması bir sebebi olarak. Klasik. Evet. Gözde de bir cerrahi dokunuşun olması şu an için karar verebilmiş değilim. Biliyorum Sami abi de söylemiştir size. Bizim röportajlarımızda da hep dinlersiniz. Hep şu lafı kullanırız yıllardır. Hayatımız boyunca gördüğümüz en mutlu doktorlar gözcülerdir diye. Bak en çok kazanan değil. En çok manevi tatmini olan değil. En rahat olan değil. En zor olan değil. Sadece ve sadece en mutlu olan bölümler. Peki göz de çok mantıklı bölüm, derma da çok mantıklı bölüm. Ben dermayı asla yazmazdım. Siz benim hani derslerden biliyorsunuz tavrım zaten. Evet. Ama şöyle göz ve derma olmasa ne yazardın seni? Öyle bir terslik oldu ki ilk 5 yazdı onları. Ne yazardın? Kalmadı sana. Ne yazardın? Ne olabilir? Ya bir daha girerdim TUS'a diyeceksin şimdi. Yani bir daha girmezdim muhtemelen. Bilemedim hocam şu anda. O zaman bu ikisi iyi bir seçenek. Bu TUS'ta da zaten sana yeterince iyi puan gelecektir diye tahmin ediyorum. Allah evet. Yolunuzu açık etsin. Peki şehir ne düşünüyorsun Sena? Ankara. Kesin mi? Kesin. Buna seviniyorum. Lütfü Ankara dedi. Bu güzel bir seçim bence. Ankara gerçekten eğitim olarak birazcık daha nasıl diyeyim, daha formal bir yer. Yani biraz daha eğitime önem veren. Tabii İstanbul'da da çok böyle değerli üniversitelerimiz falan var ama sanki biraz Ankara bu konuda daha iyidir diye düşünüyorum. Peki bir de sana soralım Öykücüğüm. Sen ne düşünüyorsun? Hocam ben de plastik cerrahi düşünüyorum. Plastik cerrahi. İlginç. Hiç evet. Senin plastik yazacağın aklıma gelmemişti. Gerçekten mi? Cerrahi evet, istiyorsun evet. Yani. Ya, peki, bayağı bir zamandır istiyorum cerrahi. Evet. Hep istiyordun. Güzel, hı-hı, güzel, güzel. Plastik de biliyorsun son yılların çok baba bölümlerinden, çok istenen bölümlerinden bir tanesi. Peki plastik olmazsa? Hocam yani kadın doğum bile olabilir yani, cerrahi olsun. Yani. Cerrahi bir şey istiyorsun. Aynen. Bence kadın doğuma inmezsin abicim sen. Yani daha gerçeklerden konuşmak lazım. Plastikten göz kaçarsan olabilir o zaman. Göz, göz olabilir. Olabilir ya da KBB evet, olabilir diye evet, tahmin ediyorum evet, herhalde. Çünkü bu üçünün de cerrahisi son yıllarda biliyorsunuz çok çok iyi hakikaten. Tabii birazcık Türkiye gerçeklerinde de hani bunlar sadece benim abi görüşlerim. Yani ister umursarsınız ister umursamazsınız ama son yıllara biraz bakılınca sanki biraz daha cerrahi seçmek biraz daha mantıklı gibi duruyor.
duruyor şu anda. Çünkü hani dünyada da artık böyle bir trend var. Dahili olan bölümleri neredeyse doktor olmayanlar bile el atmaya başladılar. Hani böyle değişik bir durum oldu ortada. Her gün televizyonlarda birini görüyoruz. Bilmem nenin suyunu kaynatın, için diyabete iyi geliyor falan gibi falan böyle. Biraz daha böyle el işi olan meslekler herhalde daha gelecekte daha tutacak gibi ve yurt dışına açılmada da daha iyi yapıyor. Türkiye'de kazancı da daha iyi performanstan dolayı. O yüzden ben de herhalde cerrahi seçerdim diyor ama benim tabii şahsi fikrim biliyorsunuz ben psikiyatri seçerim derim hep derslerde. Bir tane deliği yani normal psikolojisi olmayan birini düzeltirseniz her şey düzelir diye düşünürüm hani hayatımda. Ama ikinizin de seçeceği bölümler çok iyi. Öykü sen nereye yazacaksın abicim şehir? Hocam ben de Ankara düşünüyorum. Buradasınız yani. O zaman yanıma gelirsiniz. Bir gün karşılıklı inşallah çayımızı da içeriz. Şimdi bu atamalarınız falan olduğu için yan yana yapamadık bunu ama inşallah bir gün şöyle karşılıklı çayımızı kahvemizi içer daha da keyifli düşünürüz. Peki son kadrolarla ilgili Sami abinin dediklerini duydunuz. Biraz kadro sayısı azalacak. O yüzden iyi araştırma yapmanızı istiyorum tamam mı? Ve bu araştırmanın sonunda mutlaka bölümlerinizde gidin ve konuşun abi. Yani gidin yazmak istediğiniz bölümün hocasıyla konuşun ve size neler vaat edebileceklerini de biraz anlatsınlar. Bize de güzel güzel haber verin. Peki çok tuttum sizi ama Sena şimdi önümüzdeki yıl intern olmuş ve yeni 5. sınıfa başlamış arkadaşlarım var. Hatta cumartesi günü ben ilk derslerime gideceğim yeni 5. sınıflar için ve bayağı heyecanlılar yazıyorlar bana 2-3 gündür falan. Ne söylemek istersin onlara? Gerçekten bir doktor ablaları olarak, biliyorsun sen artık öğrenci değilsin, doktor bir ablaları olarak ne söylersin mesela onlara? Açıkçası internü çok zor geçmiş birisi olarak umutsuzluğa asla katılmasınlar. Yani yeri geliyordu bir hafta ders çalışamadığım oluyordu. Ama onun telafisini bir şekilde yapabiliyordum. Bu konu bence çok önemli. Tabii ki de fırsat buldukça ders çalışmaya özen göstersinler. Morallerini bozmasınlar. Morallerini yüksek tutsunlar. Sosyallik ne yapsınlar sizin... sence? Ya sosyalliklerine de bence bir hani engel olacak bir şey yok. Ben spora da gidiyordum. Bunun haricinde arkadaşlarımızla da çıkıyorduk. Farklı etkinliklere de katılıyorduk. Bence tuz çalışmak buna engel değil. Güzel. Aksine motivasyonu da artıran bir şey. İnsanın güzel kendisine vakit ayırması gerçekten önemli bir şey. O yüzden bu şekilde çalışabilirler diye düşünüyorum. Sosyal aktivitelerini de yaparak. Öyle. Düzenli çalışsınlar diyorsun. Peki Tustata Ankara'dan, Hatice'den bahsedersek birazcık. Hatice tabii siz öyle bilmiyorsunuz ama orası şubenin müdürü olduğu için bizim canımız ciğerimiz. Hani biz onunla beraber gidiyoruz. Ankara şubeyle ilgili ne dersin? Sence senin isteklerini karşılayabilirler mi? Ankara şube, Tustata çok teşekkür ederim. Gerçekten hocalarımız... Yok onun için sormuyorum. Hani orayla mesela ben girdim dersine ne hissediyorsun mesela? Hocam sizinle ders yapmak çok keyifliydi zaten. Gerçekten ben çok keyif alıyordum. Bu pek çok hocam için geçerli. Dersleri çok keyifle dinliyordum. Çok eğleniyordum. Hani sanki ders dinliyor gibi değil de sohbet etmeye gelmiş gibiydi bazen. Şimdi tabii bu görüşmeden önce konuşmalarımızı arkadaşlar bilmiyorlar ama Öykü'ye baktım dedim ki Öykü saçlarını boyatmışsın dedim. Ben ikinizi de çok net hatırlıyorum dersten. Yani böyle gözümün önünde hani öyle söyleyeyim size. Öykü'yü daha az hatırlıyorum. Onu koridorlardan hatırlıyorum ama seni dersten hatırlıyorum. Yani çok net. O yüzden ikiniz de böyle çok net hatırladığımdan dolayı zamanın çok hızlı geçtiğini ve yaşlandığımızı düşünüyorum. O çok üzüyor beni. Yani bir anda mesela 3 gün önce dönem 2'deyken ya da dönem 3'deyken oturduğumuz ki o dönemde siz biliyorsunuz pandemi çocuklarısınız. Yani evinizdeydiniz. Doğru dürüst dönem 2 yoktu. Hiçbir şey yoktu falan. Hani ya da dönem 3, dönem 1 yoktu. Ve o kadar zor dönemlerdi. Bak bugün bitti, gitti. Artık gözcü mü olalım, dermatolog mu olalım, gezelim mi, tozalım mı diyoruz. Bence çok gurur verici. Peki Sena son olarak ailene bir şey söylemek ister misin abim burada? Ben en çok bunu istiyorum sizden. Evet hocam. Ailem çok destek oldular bana. Özellikle de annem. Her zaman yanımdaydı. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun dışında sevgili eşime teşekkür etmek istiyorum. O da çok destek oldu bana. Tabii ki. Olmadan olmaz. Evet. Onun başını çok ağrıttım. ve canım arkadaşlarım. Onlar da sürekli destek oldular. Bazen ben kendime inanmasam bile onlar bana inanmaktan asla vazgeçmediler. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum.
Aferin sana. Gurur duydum vallahi. Yani şöyle bağrıma sokasım var yani size. Aferin. Eşine de çok selamınızı söyle, tamam mı? Bundan Evet. sonra artık meslektaşız. Ne zaman olsa zaten görüşeceğiz. O zaman çok teşekkür ediyorum Senacığım. Kendine çok iyi bak diyorum sana. Seni çok yorduk dışarıda ama birazdan artık herhalde bitiririz. Öykü, biraz da Tamam. senden alalım abicim laflarını, sözlerini. Sen ne demek, ne anlatmak istersin bana ya da işte 5. sınıf arkadaşları bu hafta başlayacaklar mesela. Ne söylemek istersin? Ben hiçbir şey için geç değil başladılarsa bence. Şu an çok doğru zamanda hatta başladılar. Kesinlikle istedikleri dereceye hiç uzak değiller. Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Ben de aynı şekilde çalışamadığım çok dönem oldu. İşte böyle biraz kötü hissettiğim, çalışmak istemediğim. Ama en sonunda o motivasyonu yakalamak çok önemli bence. Çünkü hani önümüzde somut bir hedef var ve bu çok güzel bir şey. Bunun meyvesini alacağımızı bilmek. Tabii Ondan dolayı başlıyorsun ve gidiyor yani. aynen devam etsinler çalışmaya, bırakmasınlar demek istiyorum. TUS'ta Ankara için de yani ben çok memnundum. Çok teşekkür ederim tüm dersler için, hocalar için. Yani Rica etsin. kazanamazdım bence. Ben öyle Kazanırdın düşünüyorum. abim. Sizler zeki insanlarsınız. Sizlerin emekleri çok yüksek. Bizler sadece sizin yanınızda yürüyen insanlarız. Yani bir dershane kimseyi kazandıramaz. Ama bir dershane senin kazanman için gerekli sana her şeyi verebilir. Yani mesela siz için belki orası bir dershaneydi ama biz gerçekten sizi böyle ben mesela evlatlarım gibi görüyorum. Hani açık söyleyeyim. O kadar böyle sonuçlar gecesi o kadar heyecanlıydım ki ne çıkacak çocuklar ne olacak falan diye mesela. Ama şunu hissetmek çok hoşuma gidiyor. Ben hiç mesela böyle çalışmayıp da kazanan birini görmedim. Ya mesela 20 seneye yakındır bu işin içindeyim. Hiç görmedim mesela. Ya da tam tersi mesela çok çalışıp böyle sürünen çok nadirdir. Hani bir iki kişi ya bir aile sorunu ya başka bir şey. İşte buradan şunu çıkartıyoruz. Bunun işte 5'te başlarsan olacak, 6'da başlarsan olacak, şu soru kitabını çözmezsen hiçbir şey olmaz. Şu, bu yok. Sadece şu var. Doğru bir şeyin yanından tutmalısın. Doğru insanları dinlemelisin. Onların yanında durup ve vazgeçmemelisin. Siz ikiniz de çok güzel iki örneğisiniz. Biriniz çok zor bir ilkörlük geçirip, çok rahat olmayan bir hayat geçirip kazanmış. Biriniz 6. sınıfın başında başlamış. İkinizin de hani sonu tamamen başarılarla bitmiş. Bence çok güzeldi. Peki şimdi ne zaman hani atamayı bekliyorsunuz diyeyim size. Ne geliyor hiç etraftan duyuyorsunuzdur. Sonuçlar muhtemelen önümüzdeki hafta falan kadrolar açıklanacak. Ne zaman atanmayı bekliyorsunuz? Atanana kadar ne yapacaksınız? Son olarak onu sorayım. Şu anda ne yapıyorsunuz mesela? Sena sana sorayım mesela. Şu anda hocam mecburi hizmete gideceğim ben de. Pazartesi günü İşte o. başlayacağım. Evet. Nereye gidiyorsun? Gelelim Kırşehir'e gerçeklere. gidiyorum. Kırşehir'e. Çok Kırşehir Eğitim güzel. Araştırma Hastanesi. Güzel. Küçücük bir yer. Hastanesi birazcık yoğun ama çok sıkıntı olacak bir yer değil. Çok mutlu olursun orada. Sen ne yapacaksın peki Öykü? Hocam ben de şu an ağrıdayım. Başlayacağım yarın. Sen gittin değil mi ağrıya? Evet, buradayım. Sen Bugün işte ha. işlemleri hallettim. Yarın başlayacağım Güzel. gibi duruyor. Peki oradakiler ne dediler senin derece olduğunu duyunca? Ya tanıdılar. Hani görmüştük seni dediler. Vay, şu anda ünlü olmaya başladım diyorsun Evet, ya. birazcık öyle oldu. Peki, ikinizin de yolu açık olsun. İnşallah çok 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 mutlu olacağınız bir gelecek sizi bekliyor. Ankara'ya gelir gelmez ikinizi de ben de bekliyorum. TUSTAT Ankara'da da bekliyoruz. Hatice Hanım da bekler. Sizi mutlaka bir, hani bir kere daha bir görüşürüz. Bir ara geliriz. Son Hocam ben olarak de bir söylemek teşekkür istediğim, edebilir miyim küçük? tabii ki sana vereceğim sözü şimdi. Ha Sen kime tamam. teşekkür etmek istersin Ben diyecektim. de Tam sen söyledin. ha tamam. Ben de başta annem olmak üzere tüm aileme teşekkür ederim. Hep yanımda oldular bu süreçte. Bu babalar size ne etti lo? Hiç kimse O da tabii babalardan ki ama bahsetmiyor. annemle sürekli arayıp sürekli konuştuğum için önce onu söyledim. Onun dışında yine her zaman yanımda olan o da doktor olan sevgili eşime çok teşekkür ederim. Sonra beni TUS'a başlatan, ya başlatan demeyeyim de başladığımda bana yön gösteren, nasıl çalışacağımı söyleyen arkadaşlarım, Doktor Emre, Doktor Ceyda, onlara çok teşekkür ederim. Bir de çok yakın arkadaşım Sabriye, Doktor Sabriye'ye çok teşekkür ederim Doktor Sabri'yi bir gidip bulacağım bakalım. Kimmiş bu yakın burada. arkadaş?
Peki gençler, çok vaktinizi aldım ama sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Siz gururumuzsunuz bizim. Bu gururda yaşamanızı isterim. Herkes sizi alkışlamalı. Aferin size. İnşallah yeni arkadaşlar da peşinizden gelsin. Olur mu? Peki, herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Umarım birazcık feyiz almışızdır hep beraber. İyi, eğlenceli bir program olmuştur. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.